Dostlar, güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Dostlar, Trend yolu üzerinden Eltek Solar'dan D'ye şebeke bağlantılı 3 kW MPPT monofaze on grid sistem inverter satın aldık. Ve ne yaptık dostlar? Bu inverter'la beraber paneller satın alıp evimize bir güneş enerji sistemi kurduk. Çatıya panellerimizi kurduk. Artık gündüz dostlar, on-grid'in açıklamasını yapacağım birazdan. Gündüz elektrik üretmeye başladık. Şimdi biliyorsunuz bu tür videolarda ilk önce bir firma ürün hakkında ne bilgi vermiş onu aktarıyoruz. Maalesef ben Trendyol'da tüm özelliklere erişemediğim için başka bir web sitesine geçeceğim. Hadi bu ürün hakkında ne bilgi verilmiş bize hep birlikte bir bakalım. Öncelikle on-grid sistemleri bilmeyenler için on-grid sistemleri aktarayım. Dostlar, bu inverter güneş panellerine bağlanıyor. Güneş panellerinden üretilen elektriği ne yapıyor? Şebekeye, yani evimizdeki sigorta kutusuna veriyor. Bu sayede elektrik dağıtım firmasından elektriği almıyoruz. Buradan alıyoruz. Yani güneş panellerinden karşılıyoruz. Ve faturamıza katkıda bulunuyor. Açıklamasını yaptım. On-grid sistem nedir? Video çektim. Şimdi birçok insan zannediyor ki elektriği bedavaya getireceğim. Hayır, on-grid sistemde sistem gündüz çalışıyor. Gündüz elektriğinize, faturanıza katkıda bulunuyor. Komple bedavaya gelmiyor. Ama siz gece takılmıyorsanız evde dostlar, gündüz takılıyorsanız tabii ki gündüzki elektriğinizi de bedavaya getiriyor. Tabii ki panellerin watt değerleri önemli. Onu da dediğim gibi geniş olarak ne yaptık? On-grid sistem nedir? Aktarmaya çalıştık. O videoda izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında bakın bilgiler vermiş. MPPT var diyor şarj aleti. PWM ve MPPT arasındaki farkları da diğer videolarda size aktarmıştık. Şu an için şarj regülatörü, yani güneş panelleri çalışan şarj regülatörlerinde en verimli şarj aleti dostlar MPPT. Bunun iddiası da D'nin ben MPPT kullanıyorum. Burada yatay ve düşey olarak duvara montaj imkanı var demişler ama kılavuza baktım ben. Eğri bir şekilde montajı yok. Burada verim var dostlar. Sigorta koruma sistemi var. Bu alette aynı zamanda Wi-Fi özelliği var. Şu alt kısma takılan Wi-Fi aparatı sayesinde telefondan ürettiğiniz ve tükettiğiniz elektriği ne yapabiliyorsunuz? Anlık olarak izleyebiliyorsunuz ki onu da Android'de nasıl tanıtılır, nasıl izlenir? Elimizden geldiğince editleyip aktarmaya çalıştık. Dostlar, sistem değişiyor. Bizim aldığımız bu sistem 3 kW'ı destekliyor. Şimdi bazıları karıştırabilir. Arkadaş, 3 kW'lık inverter aldım. Evet, çok güzel. 3 kW üretmiyor. Dostlar, bu inverter'ın kapasitesi şu. Ben sıfırdan 3 kW'a kadar sen paneli takarsan maksimum 3 kW üretirim diyor. Yani sanmayın ki, bilmeyenler için aktarıyorum. Bu ürünü aldınız, 3 kW, ben yukarıya koydum 1000 watt'lık şey, yani 1 kW'lık panel. Abi 3 kW vermiyor. Vermez. Dediğim gibi maksimum panel sayısına göre, watt değerine göre 3 kW üretim yapıyor. Bu serinin 3 kW, 5 kW, 10 kW ve daha üstü inverter'ları var. Çalışma aralığından bahsedeceğiz size dostlar. Şuradan bir geçelim. Özellikler kısmına girmeden şunu da aktarayım size. Bu siteyi biraz seviyorum. Buradaki firma yetkilisiyle de konuştum. Atakale'ydi. Evet, Atakale'de. Bayağı açıklayıcı bilgilere sahip. Şimdi bu inverter'ları almadan önce bayağı bir araştırdım. Dostlar, en babası Huawei. Huawei bile Çin. Bakın bu da bir Çin malı. 5 sene garantisi varmış. 15 senelik de ömür beklentisi varmış. Gayet güzel. Çalışma ısısından bahsedeyim. Çok ısınmıyor sistemi kurduk dediğim gibi. Verim, tabii ki verimi tam olarak kontrol edemiyoruz. Ancak faturaya yansıyanla bakıyoruz. Verim iyi. Açıklayıcı bir LCD panel var mı? Kutu açılımı yapıyorum ama bakın baştan da açıklıyorum. Sadece kutu açılım videosu bu ama LCD panel de güzel. Açıklayıcı bir paneli var. Zaten bilgisayarla, yani daha doğrusu mobilden, Wi-Fi'den bağlanma özelliği de artı getiriyor. Şimdi hadi gelin bir de özelliklere girelim. 3 kW 3000 watt demiştik. Bu maksimum dostlar, bakın AC gücü. Maksimum verebileceği 3000 watt veriyor sisteme. Yani 3 kW'lık elektriği eğer 3300 watt civarı, 3500 watt civarı panel takarsanız karşılıyor. Burada
Avrupa verimi %97.5 bir Avrupa verimi varmış dostlar. Verimi iyiymiş. Üretim yeri dediğimiz gibi Çin. Gece çalışma güç tüketimi 1 watt kadar bir tüketimi var. Bence çok az. Sertifikaları vermiş. Garanti 5 sene demiş. Önemli kısımlara geleceğiz. Bakın. On-grid inverter giriş dedi. Şurada maksimum solar DC gerilim, yani doğru akım gerilimi 550 volt diyor. Bu da önemli bir seçenek, önemli bir özellik. Maksimum bağlayacağınız panelleri seri bağlıyorsunuz. 550 volta kadar ne yapıyor? Destekliyor. MPPT sayısı 1'miş. Ve başlangıç gerilimi, bakın aletin üstünde 70 ile, şurada giriş çalışma solar DC gerilimi 70 ile 550 watt diyor ama başlangıç gerilimine 80 volt demişler burada. Yani panellerde biliyorsunuz doğru akım var, DC var. 80 voltu bulmanız lazım ki bu alet çalışsın. Ama yine diğer videolarda aktarmıştım, 80 voltta da bu aletten çok büyük bir verim alamazsınız. O yüzden minimum derim ki 4x450 veya işte 5 veya 6x450 watt. Panel takın. Bakın maksimum solar giriş gücü de 3600 watt'mış. Biraz önce 3000-3300 demiştim ama 3600'e kadar da çıktığımız zaman ne yapıyor dostlar bize? 3 kW'lık bir elektrik üretiyor. Şimdi dediğim gibi on-grid nedir? Aktardık. Kurulumunu ne yaptık bunun? Yaptık, aktardık. Onları da izlemeyi unutmayın. Bu sadece bir kutu açılım videosu. Ürün geldi. Hadi gelin hep beraber neye benziyor? Bir bakalım, izlemeye devam. Evet dostlar, ürün elimize sorunsuzca ulaştı. Başına bir şey gelmemiş. Zaten gelmesi de oldukça zor çünkü hakikaten çok güzel bir kutulama yapmışlar. Şöyle bir kutuyu göstereyim dedim ilk başta. Hadi şimdi yakına geçelim. Kutunun içinde neler var hep birlikte sizlerle paylaşalım. Evet, en ağır malzeme inverter bu şekilde geliyor. Diğer modellerde 4 satır görmüştüm LCD ekran ama bunda 2 satır gibi gözüküyor. Yeni versiyon olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğrudur bilmem. Daha yakından inceleyeceğiz. Hakikaten iyi kutulamışlar. Evet. Wi-Fi aparatı geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ne yapıyoruz bununla? Telefon üzerinden locklara bakabiliyoruz ki onun da ne yaparız? Videosunu çekeriz. Buradaki COM portuna girecek. Hadi bakalım bunu da bir koyalım. Burada içinde vidalarda çıkıyor. Gayet güzel. Evet, soketler geliyor. 3 kW'nın yanında, 3 kW'nın yanında diyelim. Bu da güzel. Şu bizim nötr faz toprağı alacağımız kısım. Bunlar MC4'ler ve vidalama aparatları. Oo güzel. Beton için dübelli koymuşlar. Hakikaten güzel. Artıyı konnektörü, artı konnektörü ayrı poşete koymuşlar. Eksi konnektörü de ayrı poşete koymuşlar. Gayet hoş. Bir tane kullanma kılavuzu, fakat ben tekrar sesleniyorum buradan ithalatçı firmaya. Türkçe kullanma kılavuzu koymak durumundayız ki bizler de ne yaptığımızı bilelim. Bu İngilizce ve limiter diye tahmin ediyorum. Evet. Limiter önemli. Bunu faza takacağız. Bu ne yapıyor dostlar? Ne kadar watt kullandığımızı algılıyor. Inverter'a gönderiyor ve bu sayede panellerden ve şebekeden ne kadar çekeceğimizi ne yapıyor? Ona göre ayarlıyor. Hadi bir gelin şimdi yakından bakalım tüm malzemelere. Evet, Wi-Fi aparatı bu şekilde. Ters takma imkanımız yok. 15 pin bir girişi var. Eskiden biz buna COM derdik. Bunlar RS232-485 diye tanıtmışlar. Görmüş olduğunuz gibi resetleme bölümü de var üstünde. Bakın. Bu şekilde bize sunuluyor. Burada 3 tane LED var. Onları da aktarırız. İnternete girdiğimiz zaman ki ayarlarını göstereceğiz. Seri numarası ve pasportu da burada. Şifresi de burada. Ve yanında bunu inverter'a sabitlemek için vidalar geliyor.
Diğerine geçelim. Limiter burada. Limiter girişi bu şekilde. Limiter'ı da ne yapacağız? Bakın limiter yazan yere takacağız. Şu kısmı da açıp şu şekilde fazımıza kullanacağız. Bizde 3 faz var. Fakat bu monofaze biliyorsunuz tek faz. Tek faz olduğu için ne yapacağız? Kullanmış olduğumuz yani klimalarımızın ağır yük çeken makinelerin olduğu sigortaya, daha doğrusu faza ne yapacağız? Bunları, limiter'ı bu şekilde takacağız ki bunda ok işareti var. Ok işaretinin de önemini kurulumunda dostlar onun da videosunu çektik. Orada size aktaracağız. Bunu da geçelim. Konnektörler zaten pek yabancı değil ama göstereyim. Konnektörler bu şekilde. Bu konnektör artı konnektör bakın. Artı ile eksi arasındaki farkı gösterelim. Bunlar da eksi. Eksi dişi artı bakın erkek olarak yapmışlar. Bu şekilde takıyoruz ve şu kısma kilitleniyor. Bilginiz olsun. Peki bu metaller ne işe yarıyor? Kabloyu şu kısmı açtık. Kablomuza bunu sıkıştırıyoruz ve bu şekilde ittiriyoruz ki kabloyu ittirdikten sonra zaten şu kısmı sıkma aparatını kablonun içinden geçirip kabloyu şu metale sıkıştırdığımız zaman dostlar ne oluyor? Bu şekilde uygulama oluyor. Yoksa bakın ön taraf plastik. Kabloyu sıkıştırdık buna. İttirdik. İletişimi o şekilde ne yapıyor? Sağlıyor. Şuradan yine gösterelim. Yaptığımız zaman bakın içeride metal ucu göreceksiniz. Bu da su geçirmeyen conta yapmışlar ve kabloyu sıkmak için bir conta. Bu da gayet bana göre hoş. Inverter'ı duvara sabitlemek için görmüş olduğunuz gibi bunlar beton dübelleri oldukça sağlama benziyor. E tabii ki sağlam da olması şart. 5 santim 6 santim var gibi gözüküyor. Montajda ne yapacağız yine göstereceğiz. Geldik inverter'a. Evet. Inverter'ımız bu şekilde. DC, AC, normal, alarm kısımları. Menü tuşları. Ve girişler burada. Bakın açıp kapatma switch'i. Buradan DC switch diye geçmiş. Burada DC'ler var. Yani panelden gelen artı ve eksi. Limiter'ı buraya takıyoruz. Wi-Fi aparatını buraya. Ve grid dediğimiz dostlar nötr faz. Ve toprağı da buraya bağlayacağız. Ki bağlayışını dediğim gibi göstereceğiz. Dostlar umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Merak ettiğiniz şeyler varsa girişte elimizden geldiği kadar aktarmaya çalıştık ama soru olarak bize yine yorumlar kısmından aktarabilirsiniz. 1000 videoya doğru yaklaşıyoruz. Birçok oynatma listemiz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.